Tarih 11 Temmuz 1990. Uygarlık Çağı. Yer Avrupa kıtası. Uygar toplumların merkezi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı gezenlerin, bir zamanlar burada bir ulusun ölüm kalım savaşı verdiğini anlamaları çok zordur. Osmanlı'nın Balkanlarda kurduğu en büyük şehir olan Saraybosna, şehri çepeçevre saran yemyeşil tepeleri, içinden içli şarkılar söyleyerek akan Milyaçka Irmağı, zamanın 100 yıl öncesinde durduğu hissi veren baş çarşısı ve Osmanlı'nın hoşgörüsünün saklanamaz örnekleri olarak duran farklı inançlara ait ibadethaneleriyle bugün sakin bir şehir. Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ asırlarca Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde kalmış, neredeyse her zerresi atalarımızın teri ve kanıyla ıslanmış topraklardır. Bugün Bosna Hersek ve Sancak bölgesi hariç pek çok bölgesinde tek bir Müslüman ve İslam eseri bulamayacağımız bu coğrafya, cami, medrese, han, hamam ve kervansaray gibi birçok İslam eserine aşina olan topraklardır. Osmanlı'nın birçok eserle mamur hale getirdiği bu topraklar kaybedilince, üzerinde yaşayan müminlere yapılan zulümler onlara göçten başka bir yol bırakmadı. Sırbistan, Karadağ ve Bosna'dan Türkiye'ye göç olgusu sadece Türkleri ve belirli zamanı ifade eden bir kavram değildir. İki asrı aşan bir süredir çeşitli aralıklarla devam eden göçler içine Türkleri, Boşnakları, Arnavutları, Müslüman Çingeneleri, kısaca bütün müminleri alan sancılı, acılı ve kanlı bir süreçtir. Bu süreçte en büyük ve uzun süreli acıları şüphesiz ki Sırpların ve Hırvatların deyimiyle Türkleşen ırk Boşnaklar çekmiştir. Boşnaklar Katolik ve Protestanlıktan ayrı bir mezhep olan Bogomil mezhebine tabi olmaları sebebiyle zaten tarih boyunca Hristiyanların baskısı altında kalmışlar, yine de inançlarından vazgeçmemişlerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1463 yılında Bosna'yı biraz da Boşnakların rızasıyla fethetmesinden başlayan süreçte ise İslam'la tanışan ve bu dinin nurlu ışığından etkilenen inançlarında inatçı Boşnaklar herkesi şaşırtan bir iradeyle toplu halde İslam'ı benimsemeye başladılar.
Bosna kralları Osmanlı ordularına, Türk padişahına yazı yazıyorlar. Diyorlar ne oluyor? Bir an evvel Bosna'ya da gelin, Bosna'yı da kurtarın. Bosna'ya da hoşgörüyü getirin, adaleti getirin, huzuru getirin, güvenceyi getirin. Oralara gittiğinde Osmanlı Devleti oradaki halkı asimile etmeye çalışmamıştır. Kendi kültüründe, dilinde ve dininde serbest bırakmıştır. Mi smo imali jednu svoju vlastitu vjeru koja se zvala Bogumili, Katari, Patareni, koji smo i njoj privrženi, a koja je katolička crkva na svaki način htjela uništiti. Tako da smo mi bili u jednoj velikome sukobu sa zapadnim i sjevernim našim susjedima. I nama je Sultan Fatih došao kao jedna historijska ovak prilika da se mi obranimo i fizički ostanemo na svojoj zemlji. Mi smo listom primili islam, mada smo, mi smo promijenili vjeru, mada smo mi za svoju vjeru ginuli stotinama godina. Bosna ve Hersek'te İslam'ın hızlı bir şekilde yayılmasının sebeplerini Bogomilizm hareketinde aramak lazımdır. İslam'la şereflenen Boşnaklar bu tarihten itibaren 241 çatışmada Osmanlı'nın yanında yer alarak kahramanlık ve bağlılıklarını gösterdiler. Boşnakların bu meziyetleri hem bu kahraman milletin imparatorluğun önemli kademelerinde yer almalarının hem de fethedilen diğer bölgelere Anadolu'dan gelen Türklerle birlikte yerleşmelerinin zeminini hazırladı. Fakat Avrupa'nın değişik bölgelerine yerleşmek Osmanlı güçlüyken Boşnaklar için olumlu sonuçlar doğursa da imparatorluk zayıflamaya başladığında Boşnaklara yapılacak zulmün kolaylaşması sağlandı. Nitekim 1683 yılında büyük bir bozguna dönüşen Viyana kuşatması ileride yapılacak zulüm ve kıyımların ilk işaretlerini verdi. Osmanlı ordusu yaşanan bozgun sonucu toparlanmak ve yeniden gelmek için çekilmeye başladığında orduyla çekilemeyen Türkler ve Boşnaklar zulümlerin kucağında kaldı. Birçoğu öldürüldü, tecavüze uğradı, zorla dinleri değiştirildi. Bu tarihlerde 130 bin Müslüman Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden kaçarak Bosna'ya sığındı. Fakat zulüm onları burada da yakaladı. ...1697 tarihinde Saraybosna'ya giren Avusturya ordusu bu şehrin yaşadığı en büyük trajediyi gerçekleştirdi. Zulüm, Avusturya ordusunun komutanı Prens Eugen'in askeri günlüğüne övünç kelimeleriyle not edildi. 24 Ekim günü Saraybosna'yı ve çevresindeki bütün alanı ateşe verdik. Düşman peşine düşen hücum birliğimiz çok sayıda Türk'ü öldürdükten sonra yanlarında birçok kadın, çocuk ve ganimet getirdi. Avusturya ordusunun öldürdüğü binlerce insan ve esir olarak götürdüğü 10 bin kişi Türkler ve Boşnakların tarihte zulümlere verdiği son kurbanlar olmadı. Avusturyalı generalin Avrupa ve Balkanlardan Müslümanları kazımak politikası dahilinde yaptığı bu zulüm, Boşnakların daha sonra 10 ayrı devrede karşılaşacakları kıyımların sadece ilkiydi. 19. yüzyıl Avrupa ve Balkanlardaki müminler için kıyımlarla başladı. Ayaklanan Sırplar 1807 yılında geçici bir sürede olsa Belgrad'ı ele geçirdiler. Müslümanlar öldürüldü. Her türlü baskı altına alındı. Din değiştirmeye ve göç etmeye zorlandı. Türkler nerede yakalandıysa kesildi. Ne yaralılar, ne kadınlar, ne de çocuklar affedildi. Sırplar Osmanlı hakimiyeti boyunca huzur içinde yaşamışlar. Hatta Osmanlı'nın yerleşim politikaları sayesinde Bosna, Hersek ve Orta Avrupa'nın birçok bölgesine yayılmışlardı. Bugün Balkanlarda eğer çeşitli milletler mevcutsa bu milletler varlıklarını Osmanlı Devleti'ne borçludur. Bakın bunu özellikle altını çizerek söylüyorum ve Sırplar bu konuda bize minnettardırlar. Osmanlı Devleti'ne ve Türk milletine minnettardırlar. Çünkü diyorlar ki Sırp milleti Osmanlı döneminde Avrupa'da, pardon, Balkanlarda ve Panonya düzünde en çok yayılan oldu.
Bütün Sırbistan'da tek bir Sırp ve Hristiyan bırakmayacak kadar güçlü olan Osmanlı İmparatorluğu, gelecekte oradaki varlığını tehlikeye atacak kadar hoşgörülü davrandı. Bosna Hersek ve Sırbistan'ın büyük bölümünü fetheden Fatih Sultan Mehmet, bugün hala Bosna'da bir Sırp kilisesinde muhafaza edilen meşhur fermanını yayınladı. Padişah bu fermanda Sırpların dinlerini, ırklarını, ibadethanelerini koruma emri vererek Türklerin başka milletlerin yaşama ve inanma hakkına duyduğu saygıyı gösterdi. Fakat Fatih Sultan Mehmet'in torunları onun gösterdiği hoşgörü ve adaletin ödülünü en vahşi şekilde kıyımlara uğrayarak aldı. Znači turski sultan Mehmet on je 1463. došao u Bosnu kao osvajač i naš provincijal poglavar Franjevaca izašao je pred sultana kada su katolici bježali iz Bosne, bježali su pred turskom vojskom, izašao je i rekao mu što će vam zemlja bez naroda. I onda je zatražio da sultan uzme po zaštitu, da uzme Franjevce i katolički narod i napisao je ovaj dokument. Sırpların ve Rusların uyguladıkları acımasız politikalar ve Osmanlı'nın gittikçe zayıflaması sonucu Sırplar 1830 yılında özerkliklerini kazandılar. Bu tarihlerde yapılan anlaşmalar ve uygulanan baskılar sonucu Türkler ülkeden zorunlu olarak ayrılmaya başladı. 1868 yılına gelindiğinde hala Osmanlı'ya bağlı bir ülke olan Sırbistan'da tek bir Türk kalmadı. Ve 1830'dan 1868 yılına kadar, 1868 yılında son Türk çıkarılıyor Sırbistan'dan. Son Türk çıkarılıyor. Bu 30-68 yıllara 38 yıl içerisinde Sırbistan'dan 150 binden belki fazla Türk çıkarılmıştır. Sırbistan ve Karadağ'da Müslümanlar sadece kovulmuyor, onların kültürleri de yok ediliyordu. 19. yüzyılın başında 80 cami bulunan Belgrad'da bugün tek bir caminin ibadete açık olması, bir zamanlar Küçük İstanbul denilen ve 20 camisi bulunan Užice'de tek bir caminin kalmaması, bütün Sırbistan'da ibadethanelerin kütüphanelere, ahırlara, çarşılara çevrilmesi, hanların hamamların yıkılması ya da asli işlerinin dışında kullanılması, köprülerin Osmanlı mimarisi olduğunun unutturulmaya çalışılması, iç yakan fakat hemen her bölgede yaşanan örneklerdi. Sırbistan ve Karadağ'dan göçmek zorunda kalan Türkler ve diğer Müslümanlar, öncelikle Bosna Hersek topraklarına yerleştiriliyor, göçenler için burada yeni yerleşim yerleri kuruluyordu. Sadece 1867-68 yılları arasında Sırbistan'dan Bosna'ya 30 bin göçmenin sığınması yaşanan göçün büyüklüğünü göstermektedir. Osmanlı İmparatorluğu sürekli nüfus ve toprak kaybediyordu. Fakat asıl büyük felaket 93 Harbi olarak bilinen savaşın sonunda imzalanan Berlin Anlaşması'yla Sırbistan bağımsızlığını kazanırken Bosna Hersek hala Osmanlı toprağı sayılmasına rağmen Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun işgaline bırakılacaktı. Neden Bosna bölgesi müstakil bir devlete dönüştürülmedi de Avusturya'nın işgaline verildi sorusuna cevap aradığınızda karşınıza işte Müslümanlık çıkıyor. Ve Boşnaklar da çareyi göçte bulacaklardır. Gerçi Avusturya Macaristan yönetimi görünüşte Müslüman halkın kendi yaşam tarzını sürdürmesine izin veriyor, Sırbistan'da olduğu gibi bir etnik temizlik tehlikesi de görünmüyordu. Fakat Boşnakların arazi ve emlaklarına el koymak, yeni arazi satın almalarını engellemek, ırz ve namuslarına saldırı, din değiştirmeye zorlamak, camileri kiliseye çevirmek ve yakmak, Müslümanları Katolik okullarına gitmeye zorlamak, evlerini devamlı aramak, kabristanları imha etmek, ders kitaplarında Boşnakları aşağılayan ifadeler kullanmak, onları ağır vergilerle bunaltmak gibi uygulamalar Boşnakların göçmesi için yeterli sebeplerdi.
İkinci meşrutiyetin ilanını fırsat bilen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 1908 yılında Bosna Hersek'i ilhak etti. 1910 yılına gelindiğinde 200 binden fazla Boşnak Bosna'yı terk etmiş, Hırvat, Alman, Sloven, Macar, Çek ve Polonyalılardan oluşan 114.591 kişi de işgalciler tarafından Bosna'ya yerleştirilmişti. Boşnakların üzerindeki kara bulutlar dağılacak gibi görülmüyordu. Çünkü Boşnaklara yardım edecek tek devlet olan Osmanlı İmparatorluğu için 20. yüzyılda kötü başlamıştı. Savaşlarda yeniliş, toprak kaybı ve göç devam ediyor. Bu kötü gidişin faturasını Türkler kadar Boşnaklar da ödüyordu. Nitekim Balkan Savaşları Bosna'daki Müslümanları çok etkilemese de Sancak bölgesindeki Müslümanlar için tam bir felaket oldu. Belki bunlardan daha kötüsü Osmanlı için artık Avrupa ve Balkanlardaki hakimiyeti bitmiş, buradaki Müslümanlar tamamen yalnız kalmışlardı. Balkan Savaşları'nı izleyen 1. Dünya Savaşı sonunda yenilen Osmanlı İmparatorluğu için bırakın Avrupa ve Balkanlardaki Müslümanları kollamak, İstanbul'a sahip olmak bile güçleşmişti. Bosna Hersek ise yeni kurulan ve adı daha sonra Yugoslavya olarak değişecek Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı içinde kurucu unsur olmadan yer alması kararlaştırılmıştı. Krallığın hakim gücü Avrupalılar tarafından Hristiyanlık ve Avrupa medeniyetinin kapıcısı olarak görülen Sırplardı. Boşnakları bekleyen tehlike kurulan krallığın ilk başbakanı Sırp asıllı Stoyan Protić'in sözlerinde saklıydı. Bosna'yı bize bırakın. Bizim Bosna ile ilgili çözümümüz var. Ordumuz Drina nehrini geçince Türklere 24 saat, en çok da 48 saat süre verecektir. Daha önce Sırbistan'da yaptığımız gibi verilen süre içinde dedelerinin dinine geri dönmeyen Boşnakların hepsi kesilecektir. Kendilerini benimsemeyen, kendi devletin etnik yapısına dönüşümünü benimsemeyenlerin tamamının ortadan kaldırılması hedefleyen bu anlayış bir nevi soykırım anlayışıdır. Eğer soykırım yüz binlerce kişinin yok olmasıysa buradaki hadiseyi o şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı ise Boşnakları hem Sırplarla Hırvatların, hem faşistlerle komünistlerin arasında bıraktı. Hem de etnik temizliğin kurbanı yaptı. Sırbistan'ı işgal eden Almanları arkasına alan Hırvatlar, Sırplara acımasız davranıyordu. Müslümanlar ise Sırplara yapılan katliamları protesto ediyor, Sırpların mallarına el koyma girişimlerine gösteri ve bildirilerle karşı çıkıyordu. Oysa Sırpların hedefi başkaydı. Savaşı Almanların kaybedip Sırbistan'dan çekileceklerini tahmin ediyor, savaş sonrası homojen bir Sırbistan kurmanın altyapısını daha savaş devam ederken hazırlıyorlardı. Boşnaklara uygulanan katliamlar yeniden başladı. İstisnasız tüm şehirlerde Boşnaklar genç ihtiyar, kadın erkek denilmeden kıyımdan geçirildi. İkinci Dünya Savaşı'nın Boşnaklara faturası 103 bin ölüydü. İşin acı tarafı bu ölümlerin çoğu cephede savaşırken değil, Çentik adı verilen Sırp çeteleri tarafından köylerde, kasabalarda ve şehirlerde yapılan katliamlar sonucunda olmasıydı. Bu dönemde Boşnakların büyük çoğunluğu savaşı kazanacak olan komünist önder Josip Broz Tito'nun yanında yer alarak faşizme karşı direndilerse de savaşın bitiminde değişen şeyin sadece ülke adı olduğunu gördüler. Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya Cumhuriyetleri ile Kosova ve Vojvodina özerk bölgelerinin oluşturduğu bu mozaik devletin adı Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ydi. Boşnaklara baskı devam ediyordu. Tito'nun iç savaş zamanında yaptığı din özgürlüğü propagandası unutuldu. Kısaca Müslümanların hayat sahası daraltılıp kültürleri yok edilmeye uğraşıldı. Müslümanlar ise bu dinsizleştirme ve benliğinden uzaklaştırma politikasına sessiz fakat kararlı bir direniş gösterdi. İslam'ı öğrenme, öğretme ve yayma faaliyetleri gizli gizli yürütüldü. Hatta Müslüman öğrenciler tarafından daha sonra bağımsızlığa giden yolda kilometre taşı sayılacak Genç Müslümanlar Örgütü bu tarihlerde kuruldu. Örgüt, takip altına alınsa onlarca üyesi öldürülüp yüzlerce üyesi tutuklansa da faaliyetlerine devam etti.
Gelecekte Bosna'nın kaderinde önemli roller oynayacak birçok kişi bu örgütün içinde yer aldı. Bu kişilerden biri, gelecekte bağımsızlık savaşına önderlik edecek genç bir isimdi. Aliye İzzet Bekoviç. Aliye ve arkadaşlarının sabırlı çalışmaları, Boşnakların var olma sebeplerini ayakta tutuyordu. Bosnalı Müslümanlar bir taraftan direniyor, diğer taraftan yapılan baskınların bıkkınlığı ve yılgınlığıyla Türkiye'ye göçmeye çalışıyordu. Tito ile Menderes arasında imzalanan 1952 tarihli serbest göç anlaşması, Boşnakların bu isteklerini gerçekleştirebilmeleri için umut oldu. Fakat anlaşmada sadece Türklerin serbest göçüne izin veriliyor, bu durumda Boşnakların göçmesi mümkün görülmüyordu. Boşnaklar pes etmeyip uygun bir formül üretmekte zorlanmadılar. Bu formülde Boşnaklar öncelikle Makedonya'ya göç etti. Burada 1-2 sene kalarak kendilerini Türk olarak kaydettirdiler. Böylelikle serbest göç kapsamına girerek Türkiye'ye göç ettiler. Bu arada dünyada dengeler yeniden kurulmaya başladı. Tito ile Stalin'in yolları ayrıldı. Tito, Yugoslavya'da öz yönetim adıyla katı sosyalizmi terk ederek özgürlükçü bir sosyalizm versiyonuna doğru kaydı. Hırvat ve Sloven karışımı Tito, iktidarı döneminde dengeli bir idari yapı kurmaya çalışsa da Yugoslavya yönetimindeki Sırp hakimiyetini kırabilmiş sayılmazdı. Bu dönemlerde zulmün adı İçişleri Bakanlığı'nı yürüten Sırp Aleksandar Ranković'ti. Ranković görevden alındığı 1966 yılına kadar Türk, Arnavut, Boşnak ve diğer Müslümanların göç etmesi için yetkisinin el verdiği her çabayı gösterdi. Ranković'in görevden alınması ve ülkeyi oluşturan cumhuriyetlerin yetkilerinin arttırılması ülkedeki Müslümanlar ve Boşnaklar için olumlu sonuçlar doğurdu. Fakat aynı dönemlerde yükselişe geçen bir akım, bütün Yugoslavya için tehlike çanlarının çalması demekti. Bu akımın adı Sırp milliyetçiliğiydi. Mayıs 1980 yılında Yugoslavya mozaiğini bir arada tutan Josip Broz Tito öldü. Bu ölümü izleyen süreç Yugoslavya'daki Sırp ağırlığının artmasına ve Yugoslavya'yı oluşturan 6 cumhuriyetin birlikte olma isteğinin azalmasına sebep oldu. Sırpların düşlediği homojen Sırbistan'ın sınırları Makedonya ve Bosna'yı da içine alan geniş bir coğrafyaydı ve homojen Sırbistan'da Müslümanlara yer yoktu. ...1983 yılında Saraybosna'da yapılan bir duruşmada Müslüman milliyetçiliğinden kaynaklanan düşmanca ve devrim karşıtı faaliyetlerde bulunmak suçuyla itham edilen 13 kişi yargılandı. Başlıca sanık, İslami Deklarasyon adlı eserini bundan tam 13 yıl önce tamamlamış olan Aliye İzzet Begoviç'ti. Geçmişte Genç Müslümanlar Örgütü'nün üyesi olması da İzzet Begoviç'in aleyhine kullanıldı. Ayrıca hem Bosna'da bir İslam devleti kurmaya çalışmak, hem de yanman bir çelişkiyle Batı tarzında parlamenter demokrasi uygulamasını desteklemekle suçlanarak hapse atıldı. Aliye hapisteyken Sırplar, 2. Dünya Savaşı'nın çentik lideri Mihailović'ten tam 40 yıl sonra kendine Mihailović kadar ırkçı ve Müslüman düşmanı yeni bir lider buldu, Slobodan Milošević. Aslen bankacı olan Milošević, komünizmle milliyetçiliği harmanlayarak Sırpların duymak istediklerini söyleyen adam olarak ön plana çıktı. Hapiste zor şartlar altında yaşayan Aliye İzzet Begoviç ise çevresine komünizmin yıkılacağını söylüyor, hapisten çıkınca kuracağı partinin ilk hazırlıklarını yürütüyordu. 1989 yılında Slobodan Milošević Sırpların devlet başkanı olurken Boşnakların bilge kralı Aliye İzzet Begoviç de hapisten Boşnakların lideri olarak çıktı. Aynı yıl yıkılan Berlin Duvarı ise dünyaya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyallerini veriyordu. Korku İmparatorluğu, Sovyetler Birliği ve onun ayakta tuttuğu komünist ideoloji çöküyordu. Tito zamanında söylenen Yugoslavya'nın 6 cumhuriyeti, 5 milleti, 4 dili, 3 dini, 2 alfabesi ve bir tek partisi vardır sözü tarih oluyordu. Yugoslavya'yı ayakta tutan tek güç ise devletin asıl sahibi konumundaki Sırbistan'ın ülkenin her şeyine hakim durumuydu. Ve diğer devletlerin buna boyun eğmeyeceği kesindi. Nitekim Makedonya, Slovenya ve Hırvatistan referandumlar eşliğinde Yugoslavya'dan ayrıldı. Sırbistan, elinde bulundurduğu Yugoslavya ordusunun gücüyle önce Slovenya'ya, arkasından da Hırvatistan'a saldırdı.
Bu iki ülke kendilerine yardım eli uzatan Avrupalı dostları tarafından işgal edilmekten kurtuldular. Fakat eski Yugoslavya toprakları üzerindeki savaşın burada bitmeyeceği belli olmuştu. Savaşın Boşnak, Sırp ve Hırvatlardan oluşan Bosna Hersek Cumhuriyeti'ne sıçrama ihtimali yüksekti. Cumhurbaşkanı Aliye İzzet Begoviç bunu fark ederek 1991 Ekim'inde Birleşmiş Milletler'den barış gücü askeri istedi. Fakat isteğine olumlu yanıt alamadı. Boşnaklar yalnızdı ve bu yalnızlık Sırpların iştahını kabartıyordu. Çünkü Boşnakların toprakları kurulması düşünülen Büyük Sırbistan'ın önemli bir parçasını oluşturuyordu. Büyük Sırbistan'da Müslümanlara ne olacağını ise 90'lı yıllara damgasını vuran Sırp sloganından anlamak mümkündü. Od Yadrana do İrana Neçebiti Müslümane, yani Adriyatik'ten İran'a kadar Müslüman kalmayacak. Benim dinimden olmayan benim milliyetimden de değildir diye. Müslüman mısın sen? Benden değilsin. Maalesef bu olaylar en çok Ortodoks Hristiyanlığın hakim olduğu bölgelerde yaşanmıştır. Yani Balkan milliyetçiliği dine dayanan bir milliyetçiliktir maalesef. Sırplar baskı ve zulümle büyük bir Sırbistan hayali kurarken Bosna Hersek'te bağımsızlık için referandum yapıldı. Bosnalı Sırpların boykot ettiği bu referandumda halk bağımsızlık isteyince Cumhurbaşkanı Aliye İzzet Begoviç Bosna Hersek'in bağımsızlığını ilan etti. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Sırpların lideri Radovan Karadžić de hakim oldukları bölgelerde Bosna Hersek'i fiilen parçalanmış hale getirecek olan Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'ni kurduklarını duyurdu. Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi 6 Nisan 1992 yılında Bosna Hersek'in bağımsızlığını tanıdı. Şehrin içinde 8 noktada konuşlanmış federal ordu dağlara çekildi. Artık savaş kaçınılmazdı. Sırpların etnik temizlik ve halka korku salmak için kurdukları çentikler saldırılara başlayarak savaşı ilan etti. Bosna Hersek artık bölünmüş ve kanlı bir ülkeydi. Ülkenin üç halkı, Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar birbirleriyle savaşıyordu. Sırplar Avrupa'nın dördüncü büyük gücü olan Yugoslavya ordusunun kendilerinde kalan imkanlarını kullanıyor, Hırvatlar hem Hırvatistan hem de Avrupa'dan yardım alıyor, Boşnaklar ilk başlarda neredeyse tek başlarına var olma savaşı veriyordu. Üstelik Birleşmiş Milletler tarafından ülkeye koyulan silah ambargosu, silahı olmayan tek halk olan Boşnakların elini kolunu bağlıyor, başka bir deyişle Boşnakların öldürülmesine zemin hazırlıyordu. Durum esaret kabul etmeyen Boşnaklar için umutsuz gözüküyordu. Özellikle bazı şehirlerde yaşayan Boşnaklar ölümün kucağındaydı. Bu şehirlerden en kalabalık ve stratejik olanı dünyanın en uzun süreli muhasara altında kalan şehri olacak Saraybosna'ydı. Aslında başlayan çarpışmalara savaş demek doğru değildi. Avrupa'nın en güçlü dördüncü ordusu kendi ülkelerinde özgür yaşamak isteyen silahsız bir halka saldırıyordu. Bunun adı soykırıma kalkışmaktı. Bu çarpışmaları soykırımdan savaşa çeviren Boşnakların kahramanca direnişi ve direnişi örgütleyen Aliye İzzet Begoviç'in halkına olan inancıydı. Sırplar Saraybosna'yı dağlardan toplarla vuruyor, keskin nişancılar yerleştikleri tepelerden Boşnakları kuş avlar gibi öldürüyordu. Her gün dağlardan inen ölüm Boşnakların arasında dolaşıyor ve mutlaka kurbanlar alarak tekrar dağlara çekiliyordu. Dört bir yanı Sırplar tarafından çevrilen Bosna Hersek dünyadan koparılarak Boşnaklar için tam bir açık hava morgu durumuna getirildi. Ölüm ve zulüm ne cinsiyet ne yaş ayırt etti. Üstelik ölümün kucağındaki tek Boşnak kenti Saraybosna, Boşnakları yok etmeye kararlı tek millet Sırplar değildi. Sırplar kadar olmasa da Hırvatlar da Boşnak şehirlerine saldırıyor, onlar da 15 gün gibi kısa bir zamanda yok olacağını düşündükleri Bosna Hersek'ten büyükçe bir pay kapmaya çalışıyordu.
Boşnaklar korku, telaş ve yılgınlık içerisindeydi. Üstelik Bosna Hersek'e Birleşmiş Milletler tarafından konulan silah ambargosunun zaten her türlü silaha sahip olan Sırplara hiçbir zararı olmadı. Ama Boşnaklar pes etmedi. Hırvatlarla yapılan zorunlu ve geçici ittifakla Sırpların ilerleyişi durduruldu. Ve zaman içerisinde Boşnaklar kahramanlıkları, vatanlarını kurtarma azimleri, özgürlüğe olan inançlarıyla savaşı lehlerine çevirmeyi başardı. Halkının her kesimiyle tarihin en büyük direnişlerinden birini gösteren, kuşatılmış şehirlerinin nefes almasını sağlayan tüneller bile açan Boşnaklar, kaybettikleri toprakları geri almaya başladılar. Dünyada pek çok insan, Bosna Hersek'in %45'ini oluşturan Boşnak nüfusun bir etnik temizlikle azaltılmasına seyirci kalındığına inanıyordu. Çünkü Bosna Hersek'i Sırplar ve Hırvatlar arasında paylaştırmak, ancak ülkenin hakim nüfusu Boşnakların azaltılmasıyla mümkün olabilirdi. Boşnaklar kahramanlıklarıyla bu oyunu bozdular. Fakat birçok yerde son 100 yılın en vahşi katliamına uğramaktan kurtulamadılar. Tıpkı postalların gülleri çiğnediği şehir Srebrenica'da olduğu gibi. Srebrenica, Bosna'nın doğusunda Sırbistan'a en yakın noktalardan biriydi. Savaşın başından beri kuşatma altında olmasına rağmen kahramanca savunulmuş, düşmemişti. Tada je ušao UNPROFOR i demilitarizovao ovdje ovu Srebrenicu, ovo područje, znači gdje mi živimo. Oduzeli su nam oni oružje, sve od nas, a znači sve što smo bili zarobili Srba. Jer mi smo jednostavno krenuli goloruci, oduprli smo se golih šaka. I 93. nam je UNPROFOR oduzeo to naoružanje. I tad je kao navodno bila demilitarizowana zona, znači zaštićena zona. Şehir, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 6 güvenlik bölgesinden biri olunca da çarpışmalardan kaçanların en önemli sığınma noktalarından biri haline geldi. Hızla artan nüfus hayatı zorlaştırıyordu. Srebrenica'da yaşamak zordu. Fakat en azından canlar güvendeydi. Şehri Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askeri birliği koruyor, Boşnakların her tehlike uyarısında Hollandalı komutanlar, Sırplar bir saldırıya kalkışırsa NATO gücü müdahale etmek için hazır bekliyor diyorlardı. Görünüşte her şey kontrol altındaydı. Bu yüzden Boşnakların silahları Birleşmiş Milletler askerleri tarafından toplanmış, Sırplar civar köylere saldırı düzenlediğinde bile geri verilmemişti. Yazık ki uygar bilinen dünyaya ve bu dünyayı temsil eden Hollandalı askerlere inanan Boşnaklar, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdi. Sırplar, Srebrenica'ya karşı bir saldırıya giriştiler. Şehri ne Hollandalı askerler ne NATO savundu. Silahları toplanan Boşnakların zaten dua etmekten ve kaçmaktan başka şansları kalmamıştı. Ve Srebrenica düştü. Sırplar kaçmaya çalışan zavallıları yollarda, ormanlarda, sokaklarda, dere yataklarında nerede yakaladılarsa öldürdüler. Ölümden kaçan yaklaşık 25 bin kişi de büyük bir korkuyla Srebrenica yakınlarında Potoçari köyündeki Birleşmiş Milletler kampına ulaşmaya çalışıyordu. Bunlardan 6 bin kadarı kampa girmeyi başarırken geri kalanı ya kampın çevresinde toplandılar veya Tuzla'ya gitmek üzere dağlara kaçtılar. İnsanlık suçunun devamı da bundan sonra yaşandı. Kampın sorumluları bir süre sonra bu çaresiz insanları Sırplara teslim ettiler. Halbuki bu zavallı insanlar kamptayken dışarıda Sırpların katliamları devam ediyor ve kampa sığınanlar dahil herkes Boşnakların teslim edildikleri takdirde öldürüleceğini biliyordu. Fakat bu gerçek hiç kimsenin umurunda olmadı. Boşnaklar öldürülmeyeceksiniz yalanı söylenerek katliamların kucağına itildi. Yaşları 12 ila 77 arasında 10 bin Boşnak, 5 gün süren sürek avıyla tecavüzler, diri diri kesilmeler, aşağılamalar eşliğinde hunharca öldürüldüler. Donekle ovo je rezultat. Ovo što vidimo izdaje. Izdaje tadašnjih ljudi na čelu države
na čelu međunarodne zajednice, svim institucija od međunarodne zajednice koja se starala o ovom području. I mislim da se ovdje i dalje vodi neka čudna politika oko Srebrenice i pitan se zar smo mi Srebrenčani toliko Bogu zgriješili da nas ovoliko izgine, što se kaže u jednom danu. I tvrdim da nije izdata Srebrenica s onim snagama kojim su je napadale do tada. Mogli su je napadati 100 godina, bar onaj dio gore gdje sam ja živio ne bi sigurno pao. Ali ovo je izdato, jednom riječu prodato, a rezultat izdaje i prodaje je na hiljade u ovdje mezarova. Nisam nikad ništa saznuo. Volio bi pa ovako da se na ovaj način znači da se to dostojanstveno sahrani i da tu dženazu obavim i sve što ja znam. Ovako ne znam ni gdje su im kosti, da bar znam gdje se kosti nalazi. Sırplar, öldürecekleri boşnakların birçoğuna kendi mezarlarını kazdıracak kadar canileştiler. Boşnaklar öldürülürken Birleşmiş Milletler görevlileri ise kendi teçhizatlarını kurtarmanın pazarlığını yapıyordu. Boşnak çocuklarını öldüren caniler akşam evlerine gidip kendi çocuklarını sevdiler. Kadınlara tecavüz edenler kendi kadınlarının yüzüne sevgiyle baktılar. Erkeklere her türlü işkence yaparak katledenler evlerine döndüklerinde kafelerde, yollarda, salonlarda erkek arkadaşlarıyla sohbet edip spor yaptılar. İhtiyarların torunlarına kıyanlar ya da evlatlarının gözünün önünde onları öldürenler gidip dede ve ninelerine sarıldılar. Katledilen zavallılar da en az Sırpların sevdikleri kadar insandılar ve en az onlar kadar yaşamayı hak ediyorlardı. Srebrenica insanlığın ve Avrupa uygarlığının cenazesinin kaldırıldığı yerdi. Bugün toprağının her zerresine sinmiş acıları, katledilmiş bedenleri, yapılan zulümleri içinde taşımaktan yorgun Srebrenica, Avrupa'nın göbeğinde Müslümanlara uygulanan son soykırımın tanığı olarak duruyor. Srebrenica mezarlığında yatan masum zavallıların Müslüman olmaktan, uygar dünyanın kurumlarına güven duymaktan başka günahları yoktu. Onlar, kendi ülkelerinde kendinden insanlar tarafından yönetilmek, onurlu ve özgür yaşamak istiyorlardı. Tıpkı diğer boşnakların istediği gibi. Fakat Büyük Sırbistan hayali, Sırpların kiniyle birleşince 4 yıla yakın süren kan ve gözyaşı Bosna'yı harabeye çevirdi. Savaşın faturası çok acı oldu. Yaklaşık 300 bin boşnak en zalim saldırılarla öldürüldü. 520 adet toplama kampında 100 binden fazla boşnak yıllarca işkencelerin, tecavüzlerin, cinayetlerin kucağında zulüm gördü. 70 bin boşnak kadınına tecavüz edildi. Boşnakların 1001 emekle yaptıkları 10 binlerce bina yerle bir edildi. Ya da oturulamaz duruma getirildi. ...985 tane cami ya yok edildi ya ibadet edilemeyecek kadar hasara uğratıldı. Şehirlerin %65'i harabeye çevrildi. Osmanlı döneminden kalma hanlar, hamamlar, çeşmeler... ...kısaca Türk-İslam mührü taşıyan tarihi yapılar... ...kinin, nefretin ve Bosna Hersek'te İslam'ın izlerini silmeye çalışan... ...politikanın kurbanı oldu. Ulus devlet kurarken... ulus devlet kurabilmeniz için sizin orada çok eski olduğunuzu göstermeniz lazım. Şimdi bu cümleyi tersten alırsak, sizin orada eski olmadığınızı gösteren, size ait olmayan bir takım tarihi varlıkları da yok etmeniz lazım. Ki oradaki kendi kültürünüzün işte tarih süreç içerisinde var olduğunu, sizden başka bir kültürün olmadığı iddiasında bulunabilirsiniz. Bu nedenle tarihi eserler, özellikle ulus devletler inşası esnasında savaşan askerin hedeflerinden birisi de olmuştur. Bunu 93 Savaşı'nda, Balkan Savaşı'nda ve hatta Yugoslavya'nın dağılması esnasında Bosna'da da günümüzde görmek mümkün. Mostar Köprüsü rastgele yok edilmek istenmedi. Srpski agresor koji je napao Bosnu i Hercegovinu, njemu naravno nije bilo dovoljno samo da pobije i da ubija narod u Bosni i Hercegovini. Njemu su smetale i džamije i sve ono što posjeća na Bošnjake, tako da su oni porušili svih tih 18 džamija, svi 18 do temelja. Oni nisu htjeli samo da unište nas fizički,
nego su oni htjeli sve tragove upravo turske uprave i turske kulture da unište na ovim prostorima. To njima nije uspjelo nije uspjelo potpuno zahvaljujući iz našoj spremnosti da se branimo i zahvaljujući prijateljima koji su nam u tome pomogli. Ali ta brutalnost nosi u sebi taj vjerski element kakav je na Balkanu još uvijek prema Turcima i prema Muslimanima. Sonuçta 1 milyon 200 bin Boşnak ülkesini terk ederek göçmen durumuna düştü. Bosna Hersek'e her alanda destek veren ve onun zor günlerinde yanında olan Türkiye, imparatorluktan cumhuriyete değişmeyen vefasını göstererek gelmek isteyen Boşnak kardeşlerine kucağını açtı. Ölümlerden ve zulümlerden kaçan 20 bin Boşnak tıpkı daha evvel gelen akrabaları gibi Türkiye'ye sığındı. Türkiye gelen kardeşlerine bütün kurumları ve halkıyla sahip çıktı. Çitavo vrijeme egzistencije ove Bosne, od dolaska Turske do danas, Turska je prisutna u ovoj, kod Bošnjaka. Nema ni jednoga muslimana ovdje koji ne smatra da je Turska njegova druga domovina. Mi u tome pogledu nemamo, kako se kaže, nešto sličnoga u istoriji drugih naroda. Mi imamo prema Turcima, prvo mi smo 500 godina zajedno sa Turcima branili ovu teritoriju. Nema ni jedne familije koja nije izgubila pola svoje obitelji u borbi zajedno sa Turcima. Mi smo povezani kroz interese, povezani smo bili kroz istu kulturu, povezani smo bili i kroz vjeru, a povezani smo bili i kroz osjećaje naše nacionalne. Tako da smo mi bili u stvari i ostali jedan prijatelji Turske, ne samo kao prijatelji, nego kao jedan dio Turske. Boşnakların savaşamayacak durumda olanları göçmen durumuna düşerken savaşabilecek olanlar kahramanlık destanı yazarak buluştular. Canlarını, kanlarını ve mallarını feda ederek onurlarıyla savaştılar. Ve barış masasına muzaffer bir millet olarak oturdular. Boşnak savaşçılar, liderleri Bilge Kral, Aliye İzzet Begoviç'i barış görüşmelerine yollarken ona ''Ben Avrupa'ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik biz.'' Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptılar. Hem de Batı'nın gözü önünde. Batı medeniyeti adına. Dedirtebilecek kadar onurlu savaştılar. Aliye İzzet Begoviç, Dayton'da barış masasına oturduğunda arkasında bütün yokluklara rağmen onuruyla savaşan bir halk vardı. Karşısındaysa Sırpları Avrupa uygarlığının kapı bekçisi olarak gören, onları şımarık çocuklar gibi hoşgörüyle karşılayan büyük oyunun kurucuları vardı. Bu yüzden adaletsiz savaşın bitimini ilan eden Dayton Barış Anlaşması da savaş kadar adaletsiz maddeler içerdi. Gerçi Aliye İzzet Begoviç Bosna'ya sınırları ve toprak bütünlüğü uluslararası arenada tanınmış bağımsız bir devletin cumhurbaşkanı olarak dönmüştü. Bu Boşnaklar için büyük bir başarıydı. Fakat ülke kendi içinde parçalı bir yapıya çevrilmişti. Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti kendi içlerinde ordusu, siyasi kurumları, polisi, yargısı, eğitim sistemi ve homojen hale gelmiş şehirleriyle iki küçük devlet haline gelmişti. Evet, barış adaletsizdi. Batı uygarlığının genlerine sinmiş çifte standart yine devreye girerek kanlı bir rüzgar gibi Bosna'nın üzerinden geçen Sırpları adeta ödüllendirmişti. Sve je lakše čovjek onaj može da oprosti, ali čovjek čovjeku da bude vuk, to je strašno. Čovjek čovjeku je vuk, ono kako bi se reklo. A zemljotresi, poplave, ali čovjek kad nanese čovjeku zlo, no, to je teško. F-
Fakat Boşnakların istediğini karşılamasa da barış, Boşnaklar için varlıklarının tescili demekti. Barış, Saraybosna'da sniper kurşunundan korkmadan gezebilmek, Mostar Köprüsü'nden kurşun sesleri duymadan Neretva'yı seyredalmak, Srebrenica'da soykırıma uğrayanlara hiç olmazsa dua etmek demekti. Yoksa barış, oyun bahçeleri ölüm tarlalarına dönüşen nur yüzlü çocukların, tecavüze uğrayan kadınların, toplu mezarlarda kemik yığınına dönüşen canların, toplama kamplarında açlık, acı ve zulüm çeken zavallıların, çarpışmalarda hunharca öldürülenlerin, sakat bırakılanların, evlerinden ve ailelerinden koparılan 1 milyondan fazla insanın haklarını helal etmesi demek değildir elbette.